Evet arkadaşlar, ikinci maçtayız. Shattered Temple olacak bu defa. Ufak tefek problemler, sanıyorum laglar oluyormuş. Gene biz duyurumuzu yaptık ama bu genele yayılırsa, eğer stream kaynaklıysa, gerekirse yayın kalitesinden çok ufak feragat ederek akıcı bir çözünürlük yayın sağlayabiliriz. Bunun için de maç sonundaki geri dönüşlerinize bakacağız. Maça dönersek arkadaşlar, Shattered Temple'dayız. StarCraft 2'nin demirbaş haritası. Saat altı yönde olacak temsilcimiz C. Pembe renk oluyor değil mi abi bu? Pembe renk. Pembe Terran olarak. Kuzeyde de turkuazlı renkte. Saat 12 önünde Forte olacak. Polonyalı Protoss oyuncusu. Bu eleme usulü ve kaybedenin seçimi olduğu için C özellikle kendi seçti bu haritayı. Umarım kafasında mutlaka planlar vardır. Gene sanıyorum bir lag sıkıntısı oldu C'de ama inşallah Ben mi geçer. laglıyorum? Yok yok abi, geçen oyunda da C'de yayın şey lag oldu ya. Bu ara galiba bugün internette genel bir sıkıntı var. Sadece bu yayınlar için değil, bayağı bir şikayetçiydi millet. İnşallah geçicidir, ne diyelim, bizim memleketin teknoloji durumu belli yani. O yüzden arkadaşlar bağrımıza taş basacağız, dayanacağız. Mutlaka güzel günler gelecektir bize de. Şöyle bir gidişata bakıyorum abi. Anormal bir şey yok. Sence C neler yapabilir? Ya da mesela sen olsan burada ilk maçı da göz önünde bulundurarak ne tarz girişimlerin olurdu? Şimdi buradan bu haritayı düşünürsek bir bu haritada çok etkili olabilir. Ama rakibi de bunun farkında olacaktır. Dolayısıyla rakibini şaşırtmak için erken bir expansion alırsa çok hızlı bir şekilde öne geçebilir. Ama gaz aldığını görüyoruz. Evet, şu anda iki tarafta ilk gazını aldı. Birazdan işletmeye başlayacak. O C'nin haritanın başlangıç noktasına dair bilgisi yok. Hemen scout edip görmesi lazım. Ki Forte en azından biraz ipucu verdi. Karşılıklı pozisyonlar değil. Arkadaşlar, sizin de gördüğünüz üzere havadan yakın pozisyonlarda. C de bunu ne kadar hızlı fark ederse o kadar iyi, ki zaten işçisi de onu görecek. Şimdi bakıyorum. Bu havadan yakın pozisyonlar abi, 1-1-1'e, yani 1-1-1 oynamaya mesela zerklerde genelde drop ya da mutaya teşvik eder. Terran'da bu 1-1-1'e teşvik ediyor mu havadan yakın durumlar, yoksa çok da başlangıç noktaları taktikte önemli olmayabiliyor mu? Evet, Eyvah, bu C'nin çok zor olacak. Eğer bu lag kronikse ne mikro yapabilir ne dikkatini toparlayabilir. Umarım düzelir. Gerekirse pause alması lazım az evvelki gibi. şimdi lag konusunu bir kenara bırakacak olursak, bu haritanın bu pozisyonda karşılıklı olduğundan çok daha fazla etkili. Çünkü bir dediğim şey aslında sadece Banshee veya Sustain değil. Marine, Hellion, Medivac olabilir. Thor, Drop bile olabilir. Evet. Ki o zaman hem Banshee açısından baksak hem drop olarak, yani Helling ya da Thor drop havadan yakın birazcık teşvik ediyor sanırım o tarza şey yapmayı, oynamayı. Ama tabi sonuçta rakibinizin oyun tarzı da sizin taktiğinizde belirleyici. Yani bu best of three'lerin, turnuvaların ladder'dan yegane farkı, rakibinizde en az 2 maç yapıyor olmanız. İlkini kaybetseniz bile mutlaka rakibin taktiklerini, açılışını, oyun tarzını tanıyıp ona göre kendi taktiğinizi şekillendirebiliyorsunuz. Şimdi bakıyorum ikinci gazı iki tarafta. Tabi bu konuda Forte biraz daha önde aldı, işletmeye başladı. C şu anda alıyor. Bu arada bakalım neler gizliyor köşeye. Bir Twilight Council gizliyor. Bunu C'nin kısa vadede görmesi çok zor. Bakıyorum herhangi bir görebilecek ünite var mı diye. Yok, henüz yok ve Twilight Council de bitmek üzere. Diğer tarafta Warp Gate teknolojisini araştırmasını yapıyor. Yine ufaktan bir Zealot, bir Stalker, arkadan da bir tane daha destek geliyor. Geçen oyuna benzer bir gidişat var şu ana kadar. Kısa vadede bakıyorum. Bu defa ama Blink yerine Dark Shrine geliyor. Sleep'in biraz C'nin, nedense Protoss olunca aklıma hep Sleep'i çağrıştırdığı için, C'nin bu konuda biraz scout etmesi lazım, yoksa zorlanacaktır. Ben şimdi arkadaşlara Vision'ı gösteriyorum. Herhangi bir bilgisi yok ama burada Pylon var. Tabi bunu
bir çevresindeki binaları görmüyor ama oradan bir şeyler olabileceğinden şüphelenebilir. Şimdi bir tank 5 marin, hatta 7 marin eşliğinde haritanın göbeğine çekti ordusunu. En azından ilerlerse Nexus'ta bir cancel'a zorlayabilir, iptale zorlayabilir. Çünkü 2 Zealot ve bir Stalker tüm askeri gücü. Şu andaki gidişata bakarak abi supply'larda da bir eşitlik görüyoruz. Bu Nexus'u iptale başarabilir mi? Darkstar hindik Nexus'u sadece 14 saniye var eğer onu fokuslarsa. Ve evet. Sorte cancel etti. Bu aslında iyi oldu kısa vadede. En azından tek base'den o teknolojisini ilerletmek zorunda. Şimdi iki Dark Templar'ı warp'in etti gördüğünüz üzere. Ana üste şu anda girecekler. Gene proxy pylon var ve proxy pylonlar çok baş belası oldu. Şimdi herhalde bunker boş ama arkada iki marine var. Hemen buraya bir scan atması gerekecek ordusu gelir gelmez. Enerjisi yok. Oh. Şu an Banshee'yi cancel edip Raven başlatması gerekiyor. Şu anda ve Forte de bu konuda akıllıca davranıyor. Direkt eklentilere. Üretim binalarının eklentilerine dalıyor bakıyorum ben. Şu anda gidişata enerjisi doldu ama burada teklebi de kaybedecek ve alttan bir Dark Templar daha geldi. Şimdi scan attı. Alamadı. Ve bakıyorum enerji. Evet enerji de yok. Üretimde Banshee'nin Raven'ın çıkmasında oyun içi de 25 saniye var. Ama o 25 saniye sonunda neler olup bitecek? Burada bayağı bir maalesef kasap havası dönüyor Dark Templar tarafından. Evet gidişat son derece kötü. Şu ana kadar 13 işçi. Supply'da da maalesef düştü. Raven gel artık. Geldi nihayet arkadaş. Geldi ve Dark Templar tacizinden bayağı ağır hasar alarak hem kaybedilen işçi anlamında hem kaybedilen süre anlamında. Yani mineral toplama süresi anlamında çok büyük hasarla çıktı. Zaten üretim sekmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Protoss dolup taşarken maalesef C'de çok fazla alternatif yok. Gidişat çok sağlıklı gözükmüyor hocam. Buradan da bakıyorum. Senin düşüncelerin ne? Umut var mı? Şu an yaptığı saldırıyla eğer doğal ikinci üssü yerinden yok ederse bir şans olabilir. Ama Forte'nin burada o arkadaşı paylaşımı açıyor. Tek Dark Templar ile bütün hatta şimdi bütün SCV'leri de çekti. Evet şu anda 7 Stalker'a karşı güçlü bir ordusu var. Geriden de beslemiyor Forte. Ufaktan üstüne doğru kaçacak. Çok güzel orada Blink ile kaçırmaya başladı ama devam edebilirse bu tacize. Tabi bu süreçte çok SCV kaybetti C. Bakıyorum SCV'ler birbir eriyor ve orada avantajı da maalesef şu anda Forte'ye geçti. Ki Blink gibi bir avantajı da mevcut. Maalesef GG burada sadece probları çekerek bile maç alabilir. Evet, evet. Şu anda bakıyorum. Bir sağa bir sola blinkleyerek de tank menzilinden, atış alanından kaçtı. Evet arkadaşlar. Forte C'yi 2-0 geçmeyi başardı. Polonya tabi seriyi 1-0'a getirdi toplam sonuçlarda.